15 Eylül Salı gününden günaydınlar sevgili izleyenler. Ben Bahar Sancar. Evet, bugün gündem Kıbrıs ekranlarında çok önemli bir konuyu konuşacağız. Doğu Akdeniz'i konuşacağız. Ülkemizde son günlerde koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yaklaşmasıyla birlikte ülke gündemimizi ağırlıklı olarak bu iki konu oluşturuyor. Ancak Doğu Akdeniz'de de çok önemli gelişmeler oluyor. Bugünkü konuğumuz emekli tümamiral ve doçent doktor Sayın Cihat Yaycı. Efendim, canlı yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hoş bulduk. Efendim, bildiğiniz gibi Doğu Akdeniz'de şu anda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasında Akdeniz fırtınası tatbikatı devam ediyor. Siz bu tatbikatı, tabii tatbikat görüntüleri paylaşılıyor bir yandan kamuoyuyla. Sayın Hulusi Akar da Kuzey Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Tatbikat kapsamında ve yerinde incelemelerde bulundu. Sizin tatbikatla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Efendim, bu tatbikat malum mutat planlı tatbikatlardan bir tanesi. Her sene yapılıyor ve her sene bu dönemde yapılan tatbikat. O bakımdan bunun ayrı bir özellikli bir tatbikat olduğunu söylememek lazım. Ama şu bakımdan çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti netice itibariyle her türlü gerginliğe, her türlü efendim, bir takım krizlere rağmen planlı faaliyetlerini aksatmadan silahlı kuvvetleri eğitimlerini devam ettiriyor. Tatbikatlarını devam ettiriyor. Bu çok önemli bir şey. Bu rutinini bozmadığının göstergesi. Rutinini bozacak derecede rutinini bozacak herhangi bir güç yok şu anda. Bu bakımdan önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü ve planlı faaliyetlerini göstermesi açısından, planlı faaliyetlerini idameye devam etmesi açısından çok önemli bence. Çünkü bu, tekrar söylüyorum, planlı bir tatbikat idi. Planlı bir tatbikatın planlı zamanında yapılmış olması aslında çok önemli bir mesaj. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her an harbe hazır olduğunu, memleketin menfaatlerini korumaya hazır olduğunu gösteriyor. Gerektiği zaman, gerektiğinde ama eğitimlerini de eksiksiz yapmaya devam ettiğini gösteriyor. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti barış ve istikrardan yana her zaman, güvenlikten yana. Ama caydırıcılık da en önemli unsur. Bu tatbikatlar caydırıcılığımızı gösterirken eğitimlerimizi de pekiştiriyor. O bakımdan Evet, yani özel bir plansız bir tatbikat değil, planlı tatbikatın yapılması da çok önemli bir mesajdır aslında. kesinlikle doğru diyorsunuz. Tabii bir yandan da Türkiye ve Yunanistan arasında da Doğu Akdeniz'de gerilim her geçen gün artıyor. Efendim, son zamanlarda bir Sevilla haritası konuşuluyor. Yunanistan bunu diretiyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti kesinlikle bunu kabul edilebilir olarak görmüyor. Bu Sevilla haritası nedir ve tabii bir de siz Mavi Vatan doktrininin gene mimarlarından birisiniz. Bu konuya değinebilir miyiz acaba? Şimdi öncelikle Sevilla haritası 2002 yılında başlayan bir süreç. Avrupa Birliği'nin yaptırdığı bir harita, İspanyol bir üniversite, İspanyol bir akademisyen, coğrafyacı akademisyen yaptırmış bir harita. Ama bu harita Avrupa Birliği'nin çeşitli kurumları tarafından kullanılıyor. Türkiye'yi Akdeniz'de 40 bin kilometre karelik bir alanı hapsetmeyi öngören Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yönetiminin Akdeniz'i paylaşmasını, Doğu Akdeniz'i paylaşmasını gösteren ve bu konuda doktrine eden bir harita. Haritalar çok önemlidir. Haritalar aslında doktrinleri oluşturur. Yani siz bir harita çizdiğiniz zaman o harita sizin sınırlarınızı belli eder ve bu sınırlarınız sizin doktrininiz olur. Bu doktrini uygulamak için de çeşitli faaliyetler icra edersiniz. Şimdi böyle bir harita ortaya çıktıktan sonra Avrupa Birliği'nin diğer ajansları, enerji ajansı, balıkçılık ajansı, çevre ajansı, işte haberleşme ajansları, hepsi denizcilik ajansları, hepsi bu haritaları kullanmaya başladı. Bu haritayı kullanmaya başladı. Onun için sadece bu üniversitenin haritası diye bakmamak lazım. Bu haritanın nerede kullanıldığına bakmak lazım. Şimdi Türkiye biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip devlet. 1870 kilometre. 1870 kilometre kıyı uzunluğuna sahip. Bizim ilgili bölümümüzde ise
Yunanistan adalarının kıyı uzunlukları sadece 167 kilometre. 167 kilometre. Yani 11 kat daha uzun bir kıyıya sahibiz biz. 11 kat daha uzun kıyıya sahibiz ama Yunanistan, işin komik tarafı şu, Yunanistan bize bizim için öngörülen deniz alanının 3 katını istiyor. Yani 3 katı deniz alanı, 1870 kilometrenin sahip olacağı alanın 3 katını 167 kilometre kıyıya sahip olan Yunanistan istiyor. Adalarını geçtim, adaların ana karalarının önünü kesmemesini geçtim, orantılık ilkesini geçtim, her şeyi geçtim. Sadece kıyı açısından bakıyoruz. Bu şu demek, 1'e 11'di yani aramızdaki fark, Türkiye ile Yunanistan adalarının kıyı uzunlukları arasındaki fark. 3 katını isteyince bu şu demek oluyor, Yunanistan aslında orantılık ilkesine göre hak ettiğinin 33 katı daha fazla deniz alanı istiyor demektir. Bu dünyada görülmüş bir şey değil. Yani herhangi bir ada, şu veya bu ada hiç fark etmez. İngiltere bile, Malta bile ana karaların arasını kesemez. Yani bugün eğer öyle olmuş olsaydı Malta ortada duruyor idi. Ne İtalya'nın, ne Fransa'nın, ne İspanya'nın doğuya doğru ya da batıya doğru herhangi bir Doğu Akdeniz'de açılımı olmazdı. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir mantık yok zaten. Şimdi onun için şunu görmemiz lazım. Türkiye bu haksızlığa itiraz ediyor. Bu harita ve uygulamalarına itiraz ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu'na sormuşlar. Demişler ki, birisi çıkmış, bu harita sizin resmi haritanız mı? O da demiş ki, benim böyle bir resmi belgem yok. Kurumların haritaları var. Şimdi bu cevap, zaten Avrupa Birliği'nin böyle bir harita yayınlaması mümkün değil. Yani yetkisi yok zaten. Anlaşma yok ortada, ilan yok, kabul edilmiş, mutabakat sağlanmış bir şey yok. Böyle bir deniz sınırı çizme yetkisi yok. Ama haritalarında kullanıyor ve Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı faaliyetleri hukuksuz sayıyor. Demek ki bu haritayı tanıyor. Türkiye'nin sözde bu sevil haritasına göre Yunanistan'ın deniz yetki alanı olarak görülen alanında, öngörülen alanında yaptığı sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerinde netice itibariyle kınıyor, hukuksuz sayıyor, yaptırım uygulamaya kalkıyor. O zaman bu harita var demektir. Bu harita fiilen var demektir. Bu harita fiilen varsa ben bu harita resmi haritam değil desen ne olur, demesen ne olur aslında oluyor. Türkiye'nin yapması gereken şey, eğer böyle diyorsanız, bu haritadaki bu haritaları bütün ajanslarından kaldırmanız lazım ve kınama kararlarını da silmeniz lazım demesi lazım. Ama maalesef Avrupa Birliği'nin böyle bir şey yapmaya asla niyeti yok. Görüyorsunuz 24-25 Eylül'de Türkiye'ye toplanacaklar ve Türkiye'ye bir yaptırım uygulaması konusunu görüşecekler. Orada işte bu sevil haritasının fiili olarak hayata geçirildiğinin göstergesi kendilerince. Uluslararası hukukta güç oyunu bozar. Bunu unutmayalım. Uluslararası hukuk sizin dik duruşunuzla bağlantılıdır. O nedenle hepimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dik durması lazımdır. Dik durması lazımdır. Karşı tarafın taleplerini sorun olarak algılayıp taleplerini müzakere edersek mutlaka biz kendi haklarımızdan feragat ederiz. Onun için bu tür şeylerde, bizden talep edilen şeylerde, konularda kesinlikle müzakere etmememiz lazım. Müzakere iki tarafında talebi olur, bu konuda bir orta nokta bulunur. Yani kazan kazan olur. Ama kazan kaybet müzakeresi olmaz. Birinin kaybedeceği, birinin kazanacağı şey müzakere olmaz. O karşı tarafın talebinin ne kadar karşılanacağını konuşulması demektir ki, bunun anlamı müzakere değildir. Bunun anlamı bir yenilgidir. Yani ne Türkiye Cumhuriyeti savaşta yenilmiştir, o bir şey vermek durumundadır, ne de masaya zorla oturtulmuş bir devlettir. Onun için böyle bir şey söz konusu değil. Bu Yunanistan
Hakkı'nın haksız talepleri söz konusu. Bu haksız taleplerine karşı Türkiye'nin de dik duruşu ortada. Türkiye'nin bu dik duruşundan en ufak bir sapma olmaması lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti de birlikte hareket etmeliler, ediyorlardı zaten gördüğüm kadarıyla. Şunu Türklerin, gerek Türkiye'deki Türklerin, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türklerin unutmaması lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kazanımıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman menfaati, Türkiye'nin menfaatleri korunduğu sürece korunur. Bunun bir kere tüm milletimiz tarafından bilinmesinde çok büyük fayda var. Evet, zaten Türkiye'de bu konuda açıklamaları yaptı. Ne kendi haklarımızı ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını asla yedirmeyeceğiz dedi. Tabii efendim, Yunanistan'ın geçen gün bir açıklaması daha oldu. Askeri anlamda bu açıklamayı yaptı. Askeri güç olarak Türkiye'den aşağıda değiliz dedi. İyi durumdayız dedi. Siz peki bu açıklamayı nasıl değerlendireceksiniz? Bakın, ben çok açık bir şekilde söyleyeyim. Türkiye başka bir ligde, birincilik oyuncusu, Süper Lig askeri alanda. Yunanistan ikinci, üçüncü lig oyuncusudur. Yani çok net söyleyeyim. Bizim silahlı kuvvetlerimiz, kara, deniz, hava kuvvetlerimiz yaklaşık iki misli daha güçlüdür. Ve Türkiye savaşan bir orduya sahiptir. Türkiye Suriye'de vardır. Türkiye Irak'ta vardır. Teröristle mücadele hareketi kapsamında. Türkiye Doğu Akdeniz'de vardır. Türkiye savaşan bir orduya sahiptir. Türkiye'de askere sözleşmeli er alacağımız zaman 500 bin kişi müracaat ediyor. Bunun arasından 40-50 bin kişiyi seçiyoruz ve inanın tavassut arıyor gençlerimiz ki ben sözleşmeli er olayım diye, uzman çavuş olayım diye. Yunanistan geçen sene çıktı asker alımına. 5000 kişi alacaklardı. 300 kişi müracaat etti. Şimdi dolayısıyla ya bunlar sadece mesleksiz halkına moral vermek için yapılan şeyler. Bir de düşünün, coğrafyayı düşünün. Burnumuzun dibinde taş atım mesafesinde dürbün bile kullanmaya ihtiyaç göstermediğiniz adalar var. Ve bu adalar silahlandırılmış, gayri askeri statüsü bozulmuş, askerileştirilmiş adalar. Egemenlik devir şartı ortadan kalkmış adalar. Türkiye bunu her an gündem yapabilir. Dolayısıyla bizim askeri gücümüzle de, cesaretimizle de, milli duruşumuzla da Yunanistan'ın ne milli duruşu, ne askerliği, ne silah, ne teçhizatı boy ölçüşemez. Bir de şunu da söylemek lazım. Biz kendi silahını kendisi yapan bir devletiz artık. Biz bir yaptırımlar 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki ambargodan sonra ve son dönemdeki yaptırımlar Türkiye'nin milli savunma sanayini son derece geliştirmiştir. Türkiye kendi silahını, kendi gemisini yapan bir devlettir artık. Bizim Yunanistan'la kıyaslanmamız ve yani bu çok uygun bir şey değil. Yunanistan bizimle kıyaslanacak bir devlet değil. Bizimle aynı ligde değil. Evet. Bir yandan da tabii ki Macron'un son günlerde yaptığı açıklamalar ve Doğu Akdeniz'de ön plana çıkma çabalarını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tabii Macron'un açıklamalarına çok sert tepki gösterdi ve herhangi bir ülkenin deniz yetki alanını belirlemek Macron'un haddine değil dedi. Tabii Fransa'nın genel olarak Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı açıklamalara baktığımız zaman bu bölgede bir rol üstlenmeye çalıştığını mı gösteriyor? Tabii Güney Kıbrıs üzerinden bunu yapmaya mı çalışıyor sizce? Bir hak sahibi olmaya mı çalışıyor? Bakın, şimdi şunun altını çizmek lazım. Fransa'nın bu politikası bugünün politikası değil aslında. Fransa bölgede, Suriye'de, Birinci Dünya Savaşı'ndan da biliyorsunuz ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında Suriye'de, Lübnan'da işte bu Doğu Akdeniz bölgesinde varlık göstermeye çalışan bir devlet. Buraları sömürge haline getirmiş ve Frankopan bir devletler grubu oluşturmaya çalışan bir devlet. Fransa sömürgeci bir devlet. Bunu hala biliyorsunuz, Afrika'da sömürgeleri var. Her ne kadar bağımsız devlet gibi
görünseler de bunlar yaptıkları anlaşmalarla bağımsızlık anlaşmalarında, bağımsızlık bildirgelerinde Fransızca konuşmayı, Fransa politikalarını riayet etmeyi esas almış ve bunu yazılı belge haline dönüştürmüş 24 tane devletten bahsediyoruz. Şimdi Fransa'nın böyle bir ahlakı var. Bizimse, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise hiçbir zaman sömürgecilik, emperyalizm gibi, yani biz hiçbir yerde Türkçe konuşulsun demedik. Zaten Türkçe konuşulsun demiş olsaydık Osmanlı Devleti zamanında, bugün Avrupa'nın yarısının Türkçe konuşmuş olması lazım da Arapça yarısının hepsinin Türkçe konuşmuş olması lazım. Ve dillerini unutmuş olmaları lazım. Türkiye, Türk milleti hiçbir zaman böyle sömürgeci ya da kültürleri sömürücü, kültürleri sönümlendirici, söndürücü bir devlet olmamıştır, millet olmamıştır. Şimdi Fransa 1937 yılına kadar da biliyorsunuz 1938'de Hatay bağımsızlığını kazandı. Suriye üzerinde etkili, Lübnan üzerinde etkili, Türkiye'ye karşı politika izliyor. Fakat netice itibariyle Türkiye o dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde çok dirayetli bir duruş sergiliyor. 1937 yılında Fransa şu noktaya geliyor. Şarkı Akdeniz'de, yani Doğu Akdeniz'de Türkiye duruma tamamen hakimdir diyor ve dolayısıyla Fransa'nın Türkiye'ye istinat ettirmediği, dayandırmadığı hiçbir politikanın Fransa açısından başarılı olamayacağı kanaatine varıyor. Şimdi aynı noktaya gelecekler Doğu Akdeniz meselesinde. Ama konu Fransa açısından Doğu Akdeniz değil aslında. Doğu Akdeniz Fransa'nın çok da umurunda değil. Denizde ne oluyor, ne gidiyor. Derdi Türkiye'nin Afrika'da ilişki kurmasını önlemek. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2010 ile 2016 arasında 26 tane Afrika'da büyükelçilik açtı. Ve mesela Senegal'le çok ciddi bir ticaret anlaşması yaptı. Senegal, Fransa'nın Afrika'daki 4 üstünden birisinin bulunduğu devlet. Nijer'de maden tetkik arama kurumumuz bizim MTA, maden araştırması için ruhsat aldı. Şimdi Nijer dediğiniz Fransa'nın uranyumunu alan devlet. Uranyumunu veren devlet, sağlayan devlet. Şimdi Nijer'de, Mali'de, Somali'de, Senegal'de, Cezayir'de, biliyorsunuz Cezayir'le çok ciddi bir anlaşma yapıldı. Ticaret anlaşması yapıldı. Cezayir'i kendi arka bahçesi gibi görüyor Fransa. Dolayısıyla Fransa, Türkiye'nin Orta Akdeniz'e, Kuzey Afrika'ya, hatta Türkiye sadece Kuzey Afrika'da değil, Afrika'nın tümüne yayılmış vaziyette şu anda. Buralarda varlık göstermesini engellemek istiyor, girişini engellemek istiyor. Onun için de Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de bir takım sorunlarla meşgul etmek istiyor. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi bir takım haberler duyuyoruz. Diyoruz ki, deniliyor ki, efendim 7 düvel geldi Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de. Yani bunlar çok abartılı. Bunlar konuyu bilmeyenlerin yazıp çizdikleri, söyledikleri, televizyonlarda söyledikleri, gazetelerde yazdıkları şeyler. Mesela Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle geldi Türkiye'ye gözdağı için. Hayır. Charles de Gaulle planlı faaliyeti için geldi. Zaten havuzdaydı bu gemi. Havuzdan inince bir tazeleme eğitimine tabi tutulur gemiler. O tazeleme eğitimini nerede yapacak? Akdeniz'de yapacak. Doğu Akdeniz'e geldi, Batı Akdeniz'e gitti, Orta Akdeniz'e gitti falan. Ve hemen hemen her sene gelir. Şimdi Amerikalılar geldi, Amerikan gemileri geldi. İşte Yunanlılarla Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle tatbikatlar yaptı. Şimdi Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yaptığı tatbikat denmez. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde günlük yaptığımız eğitimlerden bir tanesidir. Yani işte arama kurtarma. Yani biz bunu tatbikattan saymayız onları. Yani günlük yapılan şeyler, dostlar alışverişte görsün diye. Ki bunlar hiç önemli değil. Neden biliyor musunuz? Sebebi şu, Rumlardan önce bizimle tatbikat yaptılar. Ama biz bunun reklamını yapmıyoruz. Yani yapacak bir durum yok. Yani biz onun bunun paçasına sarılan, onun bunun bacağının arkasına saklanan bir devlet değiliz. Biz kendi kendimize yeter bir devletiz. Onunla tatbikat yaptık, bunu reklam edelim. Bununla tatbikat yaptık, bak bizim arkamızda bu diyelim. Biz kendi kendine güvenerek ayakta duran bir devletiz. O yüzden bizle tatbikat yaptılar, sonra Yunanlılarla tatbikat yaptılar. Ama Yunanlılar bize tatbikat yaptılar dediler. Ve bizim kendi kamuoyumuzda da bizimle tatbikat yaptıklarını bilmeyenler Yunanlılarla tatbikat yaparak Türkiye'ye mesaj veriyor deniliyor.
Öyle abartılı bir durum kesinlikle söz konusu değil. Yunanistan'ın bu abartılarına ve bizim kamuoyunda da maalesef bu işi ya bilmeyenler ya da bilerek alet olanlar neticesinde sanki halkımızda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de işte Türkiye'de de efendim yedi düvel bize karşı birleşti, şöyle oluyor böyle oluyor ki birleşebilirler. Hiç yani onu bir kere anormal bir durum değil. Neden anormal bir durum değil? Çünkü şunun altını tekrar çiziyorum. Bu atalarımızın söylediği laftır ve hala geçerlidir. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Türk'ün dostu Türk'tür. Onu unutmayacağız. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dostu Türkiye'dir. Türkiye'nin dostu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Azerbaycan'dır. Yani bunları asla unutmamak lazım. Şimdi diğer yandan şöyle de bir konu var. Efendim Türkiye'nin yanında bugüne kadar 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda kim vardı ki? Türkiye yine tek başınaydı. Bir Libya vardı. Pakistan vardı. Biraz da Libya vardı. Şimdi de 3 aşağı 5 yukarı aynı pozisyondayız. Ve Türkiye 1974'teki Türkiye'de değil. 1937'deki Türkiye'de değil. Türkiye 97 yıllık bir devlet artık. 97 yılın birikimi var. Bu 97 yılın birikimiyle çok daha güçlü, her bakımdan çok daha güçlü bir devlet. Türkiye'nin işte bugün sabahleyin gelirken haberlerde dinledim. Volkan Bozkır Genel Kurul Başkanı Birleşmiş Milletler'de olmuş. Yani bu Türk tarihinde ilk defa oluyor. 178 tane ülkenin oyunu almış. Bu önemli bir şey değil mi yani? 178 tane ülkenin oyunu alıyoruz. Bunlar önemli şeyler. Dolayısıyla kimse moralini bozmasın. Hiç anormal bir bizim karşımızda bir böyle bize karşı bir askeri güç vesaire söz konusu değil. Türkiye zaten kendi kendini savunur, kendi kendini haklarını korur bir devlet. Bunların hiç kimsenin şüphesi yok. Bir kere milletimizin ruhunda vatanseverlik, vatanperverlik var. Kimse de olmayacak derecede. Bu millet böyle bir millet. Onun için milletimize güveniyoruz. Her şeyden önce yani şunu, şehitlik anlayışı bizde çok önemli bir anlayış. Bu şehitlik anlayışı diğerlerinde mümkün değil. Dünyanın hiçbir milletinde böyle bir anlayış yok. Sonunda ne olur? Vatanımız için ölürüz. İşte bu lafı söylediğiniz zaman herkes şok oluyor diğer devletler. Ne olur yani? Ne olur? Sonunda ne olur? Vatanımız, milletimiz için ölürüz. Şehit oluruz. En büyük de mertebe bizim için. Bunu bilmemiz lazım. Onun için çok rahatlıkla, çok rahat bir şekilde hiç moralimizi bozacak hiçbir şey yok. Zaten Türkiye Cumhuriyeti devleti böyle moral bozacak falan bir devlet değil, millet de değil. Yani bizim namusumuza, şerefimize şahsi olarak bile leke sürülmeye saldırılsa biz ölümü göze alan bir milletin evladıyız. Onun için çok rahat olmakta büyük fayda var. Fransa'nınki de dostlar alışverişte görsün. İç politikada sorunları var Macron'un. Şimdi dış politikada da işte bir takım kazanımlar sağlayarak işte bu sarı yelekliler tekrar harekete geçiyorlar falan. Bunlarla iç politikada puan kazanmaya çalışıyor ki o son derece yersiz. Neticede Türkiye'nin dik duruşu herkesi dize getirir. Evet. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir sözü daha hatırlayalım. Bir Türk dünyaya bedeldir. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Efendim bir soru gelmiş izleyicilerimizden. Sayın Paşam, Yunanistan'ın Lozan'a ve Paris anlaşmalarına uygun davranmayıp yıllardan beri asker ve silahlandırmasına aykırı hareket ediyor. Bu uygunsuz durumu uluslararası mahkemelere götürüp adaların statüsünü yeniden belirleyebilir miyiz diye Şaban Gözükara bir soru sormuş. Şimdi şöyle, biz bunu bir kere Birleşmiş Milletler'e kuvvetlice deklar etmeliyiz. Ve bunu uluslararası kamuoyuna şiddetle duyurmalıyız. Çok yüksek sesle duyurmalıyız. Ve Yunanistan'ın derhal muhataplardan asıl muhatap Yunanistan ve imzacı devletler netice itibariyle bir de gayri askeri statüye tekrar dönülmesini talep etmeliyiz. Şimdi Uluslararası Adalet Divanı konusunda şöyle bir şey var. Şeytanın sağdan yanaşması denir bizim memleketimizde biliyorsunuz.
Yunanistan sağdan yanaşıyor. Efendim bu Doğu Akdeniz meselesini Uluslararası Adalet Divanı'na gidelim. Kulağa hemen hoş geliyor. Ama Mitsotakis'in en son paragrafını okuyunca işi bilenler hemen anlıyor. Bizim için sadece kıta sahanlığı sorunu vardır diyor. Bunun için gideriz diyor. Şimdi bir kere böyle bir anlayışla ben başka bir şey için gitmem diyor. Ben başka bir şey için gitmem diyor. Bu şu demek o zaman. Ben silahlandırdığım, askerleştirdiğim, askerileştirdiğim adalar için gitmem. Benim için öyle bir sorun yok. Bu benim hakkım diyor. Egemenliği Yunanistan anlaşmalarla devredilmemiş adacık kayalıklar için gitmem. Onlar benim diyor. Karasuları için gitmem. Ben karasularını genişletirim diyor. Hava sahası için gitmem. Çünkü ben hava sahasını istediğim kadar genişletirim. Karasuların ötesinde bakın dünyada başka bir örneği yoktur. Karasuları 6 mil olup da hava sahasını 10 mil olarak uygulayan. Başka bir devlet dünyada gösteremezsiniz. Böyle pişkin bir devletten, pişkin bir milletten bahsediyoruz. Yani bu şu kadar komik bir durum. Şimdi fırkateynine gidiyorsunuz. 6.1 mile geliyorsunuz. Karasuyu ihlali yok. Helikopterinizi kaldırıyorsunuz. Hava sahamı ihlal ettiniz diyor. Ya böyle komik bir şey. Gemi karasuyunu ihlal etmiyor ama helikopteri kaldırdığı an hava sahasını ihlal ediyor. Yani böyle saçma sapan uygulamaları olan revizyonist genişlemeci bir devlet. Şimdi bunların hepsini önce Egeidaklar konusunu yani egemenliği Yunanistan'a anlaşmalarla devredilmiş adacıklar, kayalıklar konusunu bizimle konuşması lazım. Bir de biliyorsunuz Uluslararası Adalet Divanı'na gitmek için önce bir masaya oturmanız lazım. Masada belli bir noktaya kadar uzlaşmanız lazım. Uzlaştıktan sonra gidilmesi lazım. Tek taraflı gidilemiyor. Yani tek taraflı Uluslararası Adalet Divanı'na taşınamıyor. Onun için arkadaşımızın bu sorusuna Türkiye tek taraflı olarak Uluslararası Adalet Divanı'na da hakem mahkemesine gidemez. Ama bunu Birleşmiş Milletler ve deklar etmesi lazım. Yunanistan'dan talep etmesi lazım. Her türlü platformda dile getirmesi lazım bu konuları. Yani talep edilen değil, talep eden devlet olmamız lazım. Yani Yunanistan sürekli bizden deniz alanını talep ediyor. Yok bilmem şunu talep ediyor bunu. Halbuki mesela karasuları konusunda. Biz karasuları konusunda talep edelim, o konuyu müzakere edelim. Niye talep edeceğiz? Yunanistan karasularını artırmamasını değil. Lozan anlaşmasındaki gibi 3 mile çekilmesini karasularının. Lozan dengesinin sağlanmasını. Bizim talebimiz şu olması lazım. Gel arkadaş, gel Yunanistan. İkimiz de karasularını 3 mile düşürelim. Açık deniz alanları artsın. Ortak kullanım alanı artsın. Ve biz bu ortak kullanım alanında efendim şey yapalım. Herkes balıkçılık yapsın, yatçılık yapsın, şu olsun bu olsun falan denir. Ama tatbikatlar, eğitimler vesaireler yapsın. Ve Adalar Denizi'nde yani Ege Denizi'nde barış olsun, istikrar olsun, güven olsun. Lozan dengesine dönelim. Lozan dengesindeki gayri askeri statüdeki adalar, Paris Barış Anlaşması'ndaki gayri askeri statüdeki adaların statüleri gene aynı şekilde olsun. Bunlara dönelim. Bunların denmesi lazım. Onun için Türkiye'nin talep eder devlet pozisyonda olması lazım. Yoksa talep edildikçe sürekli biz o talebe nasıl cevap vereceğiz böyle bir pozisyonda olmamız lazım. Olmamamız lazım. O nedenle çok akıllıca hareket etmekte büyük fayda var. Yunanistan'ın Megala İda'dan asla vazgeçmediğini kimse unutmasın. Megala İda'dan asla vazgeçmediğini vazgeçmeyeceğini unutmaması lazım. Megala İda'nın hedefleri şu. Adalar Denizi'ndeki bütün adaların Yunanistan'a bağlanması. Hemen hemen zaten bağlandı. Değil mi? Elde etti. Trakya'nın tümünün ve İstanbul'un Yunanistan'a bağlanması. Batı Trakya'yı aldı. Doğu Trakya ve İstanbul kaldı. Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bağlanması. Zaten 1. Dünya Savaşı'nda onu yapmaya kalktı ama sonuçta 9 Eylül'de denize döküldü. Ama Batı Anadolu'yu ele geçirmişti. 9 Eylül'de denize. En önemlisi Kıbrıs için.
Kıbrıs'ın tümünü Yunanistan'a bağlamak. Enes, bakın bundan asla vazgeçmez. Bundan Yunanistan asla vazgeçmez. Bunu Kıbrıs adasını tümüyle Yunanistan'a bağlamak. Megalo-İda'nın parçasıdır. Bu onun için bu Megalo-İda'dan vazgeçmediğini, vazgeçmeyeceğini Kıbrıslı Türklerin asla unutmaması lazım. Asla unutmaması lazım. Bizim dik durmamız lazım. Yoksa emin olun gittikçe Kıbrıs'ın zencisi olur Türkler. Efendim ya. Tam bu noktada bir soru sormak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimine gidecek ve yeni Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Tabii bu süreçte adayların söylemleri arasında federasyon çözüm olarak, çözüm sürecinde federasyonu da olduğunu, tek çözüm olduğunu daha doğrusu duyuyoruz. Sizce Kuzey Kıbrıs adası için federasyon tek çözüm mü? Ben şimdi şöyle söyleyeyim, bu benim tabii şahsi fikrim. Neden böyle bir tek çözüme kitleniyor onu anlamış değilim. Yani neden federasyon diye tek çözüme kitleniliyor ve Güney Kıbrıs'ın yönetimi olmadan biz böyle bir şey olmaz deniliyor. Efendim biz Türk milleti olarak hiç kimsenin kapısında sığıntı olacak bir devlet, millet değiliz. Ona buna yalvaracak, ona buna beni alın, benimle barışın, ben şunu mu veriyorum, bunu mu veriyorum, yalvar yakar olacak bir millet değiliz. Bu bizim Türk milletinin onuruyla, gururuyla yani bağdaşmaz. Bir Türk asla böyle bir şey yapmaz. Türk gururlu, onurlu bir millettir. O milletin o ferdi, o milletin her kurumu bu onurlu duruşu sergilemek durumundadır. Yedi düvele karşı aç da kalsak, çıplak da kalsak, biz namusumuzu, şerefimizi, haysiyetimizi koruyan bir milletiz. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlet değil mi? Bir devlet. Tanınma şartı yok aslında devletlerde, biliyorsunuz. Devletin özelliği şu. Bakın altını çiziyorum. Devletler hukukuna göre. Devletler hukukuna göre. Bir, sınırları olan bir toprak parçası olması. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları var mı? Var. Bunun üzerinde halk niteliği kazanmış insan topluluğunun olması. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk toplumu halk niteliği kazanmamış mıdır? Diliyle kazanmıştır, okuluyla kazanmıştır, her şeyle. Ve bunun üzerinde bu ülke, bu topraklar üzerinde yaşayan halkın üzerinde bir otoritenin olması. Otorite şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin polisi, tapu dairesi, eğitimi, şusu busu yok mu? Her şeyi var. Değil mi? Adliyeleri var, işte savcıları var, hakimleri var, otoritesi de var. Dolayısıyla devlet toprağı olan, halkı olan, otoritesi olan bir yapıdır. Tanınma şartı yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlettir. Onun için şunu söylüyorum. Adada, Kıbrıs adasında iki devlet olmayacak diye bir şart mı var? Yani dünyada yanlış hatırlamıyorsam 30 küsür tane benzer yapıda olan adalarda iki ya da daha fazla devlet yaşıyor. Bu bakımdan baktığınızda iki devletli çözüm en akılcı çözüm. Bir de zaten ben şunu anlayamıyorum. Güney Kıbrıs'ın yönetimi Türk halkına eşit yönetim hakkı vermiyor. Her şeyde baskın ben olacağım diyor. Hükümette baskın ben olacağım diyor. İşte yönetimde baskın ben olacağım diyor. Orduda baskın ben olacağım diyor. Şurada olacağım, burada olacağım diyor. Yani biz kölelik peşinde olan bir devletiz ki, millet değiliz ki. Biz hiçbir zaman köle olmadık ki. Hiçbir zaman köle olmadık ki. Türk milletine yakışmaz zaten bu. Türk milleti devlet kuran bir millettir. Genlerinde devlet kurmak vardır. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkler de genlerinden hareket ederek bu devleti kurmuşlardır. Genleri bunu gerektirmiştir.
tarihi genlerinde devlet kurma geleneği vardır. Yani 3-5 tane köy olsun gider gene bir düzen kurarlar. Onun için kurulan bu devletin kesinlikle kıymetini bilmek lazım. Kendi elimizle yok etmemek lazım. Şunu da bilmek lazım ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tabii gençler unutmuştur bunu. 1974 öncesi Kuzey Kıbrıs Kıbrıs adasında yaşayan Türkler her türlü mezalimle karşı karşıya kaldılar. Bütün servet, bütün zenginlikler Rumlarındı. Bizim Türkler maalesef fakir fukara çalışan işçilerdi. Şimdi biz onurlu duruşumuzla Türk milleti olarak kendi hakkımızı koruduk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk. Federasyon, onun için ben sadece federasyona kilitlenmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Elde ettiğimiz avantajları asla kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani tabii bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının karar vereceği bir konu. Ama Türkiye Cumhuriyeti olmadan olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kere 1960 anlaşmalarından kaynaklanan garantörlük hakkı var. O garantörlük hakkını asla ve asla Türkiye hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bırakmaz hem de Türkiye için bırakmaz. Bu bırakılacak bir konu değil. Zaten bıraktığı an bilin ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türklük de biter. Evet, bir yandan tabii ki efendim Rum yönetiminin de hem Amerika ile yaptığı askeri işbirliği anlaşmaları var. Bir yandan da tabii ki Amerika silah ambargosunu kaldırdı Rum yönetimine. Geçtiğimiz günlerde de Pompeo Rum kesimine bir ziyarette bulundu. Efendim tabii bir yandan da Güney'in bir süredir hareketlerine baktığımız zaman yaptığı, izlediği yol haritalarına sınırlarda 187 tane beton mevzi görüldü ve Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı bu konuda bir şikayette bulundu Birleşmiş Milletler'e. Bir yandan tabii ki Güney'in halkını silahlandırdığını da görüyoruz. Şimdi genel olarak genel tabloya baktığımız zaman Doğu Akdeniz'de bu Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik artıyor bir yandan. Tabii Güney komşumuzla da bu tür hazırlıkların olduğunu görüyoruz. Olası bir Türkiye-Yunanistan arasında çatışma çıkması durumunda. Aynı şey sizce siz deneyimli bir isimsiniz. Kıbrıs Adası'nda da söz konusu olur mu? Kuzey ve Güney yönetimleri arasında bir çatışma söz konusu olabilir mi? Güney'in ya da Güney Rum yönetiminin bu hazırlıklarını nasıl yorumlamak gerekiyor? Efendim, şimdi bakın, bir kere barış isteyen bir toplum, bir yönetim böyle şeyler yapar mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı böyle mevziler, silahlanmalar, şunlar bunlar yapar mı? Bu art niyetin göstergesi. Bir kere bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının çok iyi görmesi lazım. Yani silahlanıyor, kime karşı silahlanıyor? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı silahlanıyor. Mevziler yapıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı yapıyor. Yani bunun bir kere bu art niyetin, bu düşmanlığın, bu hasmane tutumunun görülmesi lazım. Bir an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yuttuğunu düşünün, Türkiye en ufak merhametleri olmaz bunları. Türkiye en ufak merhametleri olmaz. Bakın, Batı Trakya'da Türk demiyorlar, Müslüman azınlık diyorlar. Yani biz bunlara ne azınlık diyoruz, ne başka bir şey diyoruz. Rum Ortodoks Kilisesi diyoruz. Yani biz herkese kimliğiyle hitap ediyoruz. Ama Batı Trak, bakın cami müftü bile atamıyorlar. Müftüyü atıyorlar, seçilen müftüyü kabul etmiyorlar. Atina'da cami açmıyorlar. Şimdi böyle zihniyette olan birilerinin böyle bir düşmanlıkla bir Allah korusun bir çatışma anında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni işgal ettiğini düşünün ve ondan sonra Türklere yapacakları mezalimi asla unutmamak lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ambargosunu kaldırması, oradaki tabii kilit söz şu: ölümcül olmayan silahlar, öldürücü olmayan işte mühimmat vesaire. Dolayısıyla çok hani böyle silah ambargosunun kaldırılması kısmı çok doğru bir ifade olmuyor. Çünkü biz Baudex
Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nde biliyorsunuz bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda evet. da silah ambargosunu da inceledik. Ölümcül olmayan silahlar nedir diye bizim sitemize girilip bakıldığı zaman oradan da görülebilir Bahçeşehir Üniversitesi'nin. Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin hem Twitter hem de web sitesi var. Oraya girilirse onun detayları orada bizim çalışmalarımızda görülür. Onun için çok endişe edecek bir durum söz konusu değil bu ambargo konusunda. Ama şöyle bir durum var. Türkiye ile Yunanistan arasında, ki buna Yunanistan cesaret edemez, ama Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu fırsattan istifade bir boşluk bulduğu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne saldıracağından en ufak şüpheniz olmasın. Yani en ufak şüpheniz olmasın. Ya yani bunu eğer bir fırsat bulursa kendini güçlü hissettiği anda bunu yapar. Bunu yapar. Onun için de çok Türkiye'nin garantörlüğü bu açıdan çok önemli. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye olduğu sürece Güney Kıbrıs Rum yönetimi ne olursa olsun, kiminle işbirliği yaparsa yapsın, hiçbir şey yapamaz. Türkiye yeter ki ayakta güçlü olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin garantisi Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğu sürece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özgür ve müreffeh şekilde yaşar. Yeter ki burada ben bir devletim, ben Türkiye Cumhuriyeti ile beraber kardeşim, o ana vatan, yavru vatan kavramı çok önemli kavram. Sayın Rauf Tektaş'ı da rahmetle, şükranla bir kez daha anıyoruz. Onların emekleriyle kurulmuş bu yavru vatandaki devletimizin yaşaması çok önemlidir. Herkesin kendisine güvenmesi lazım. Her Türk'ün kendine güvenmesi lazım. Kimseden medet ummaması lazım. Kimsenin kapısını çalmaması lazım. Bu Türkiye yakışmaz. Bu Türkiye yakışmaz. Evet. Efendim, canlı yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sorularımızı yanıtladığınız için, bilgilerinizi bizle paylaştığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün Türkleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Türk olmak büyük bir ayrıcalıktır. Hakikaten sizin de dediğiniz gibi bir Türk dünyaya bedeldir. Türk gururludur. Türk onurludur. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kuzey Kıbrıs'tan sevgiler ve selamlar iletiyoruz size. Çok teşekkür ederim. Bir mukabele. Sağ olun. Evet, Gündem Kıbrıs ekranlarında Sayın Cihat Yaycı ile Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri konuştuk. Bizleri izlediğiniz ve sorularınızla yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, mutlu günler diliyorum.